Merhaba arkadaşlar, burası bir ceviz bahçemiz. Yaklaşık 7-8 ay önce bir yaşlı fidanlarımız dikildi. Ceviz fidanları dikildikten sonra tepe kesiminin yapılması gerekiyor. O işlemi de gerçekleştirdik. Ve şu anda Haziran ayındayız. Mayıs-Haziran ayında azotlu gübre verilmesi gerekiyor. Bu fidanlarımıza ve bununla ilgili uygulamayı şimdi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bahçemizde bir yaşlı ceviz fidanlarına hangi gübreden ne kadar verilmesi gerekiyor arkadaşımızdan dinleyeceğiz şimdi. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Bu bir yaşında bir ceviz bahçemiz. Şimdi etrafını önce biraz alet ekipmanımızı da yanımıza almadık ama çepinle bunun etrafını ocak şeklinde açacağız. Şu anda biz Mayıs ayının normalde başlarında verilebilirdi. Bahçe sahibimiz biraz geç kalmış ama Mayıs ayı henüz tam çıkmadığı için biz de şu an yaklaşık bir çay bardağı. Hangi gübre Orhan Bey, ona da bilgi verirseniz. Bu gübremiz üre. Üre gübresini veriyoruz. Azot oranı %42 olan. Evet. Tabii bunu bu şekilde, bu gübreyi açık bir şekilde verdiğimizde buradaki azot uçucu etki gösterip değerini kaybeder. Dolayısıyla bitki bu azotu kullanamaz. Onun için bunu üreticimize de söylüyoruz. Bir miktar karışması gerekiyor. Toprağı karıştırıyoruz. Evet. Sulama yapıyor muyuz peki? Sulanabilir. Sonra? Sulanabilir. O tabii ki sulamayla beraber çözündükçe bitki için yaraşlı forma dönüşecektir. Bu fidan dikiminde normalde bizim hayvan gübresiyle beraber DAP veya triple süperfosfat dediğimiz toprak analiz sonuçlarında çıkan değere göre ondan beraber fidan dikiminde verilmesi gereken gübrelerimiz var. Sonraki süreçte de Mayıs ve Haziran aylarında da azotlu gübrelerle takviye ederek işte üre gibi fidanın gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Yani Mayıs-Haziran ayları arasında azotlu gübre ihtiyacını, daha doğrusu bitki besin elementini karşılamak üzere üre gübresi. Peki bunun haricinde kalsiyum amonyum nitrat olabilir mi veya başka azotlu gübreler tavsiye edilebilir mi? Tabii ki can gübresi de olabilir. Yani can gübresini özellikle fındık üreticilerimiz de kullanıyor. İllaki azotlu gübre konusunda hani şu kesin olarak verilecektir diye bir durum yoktur. Bulamadığımız takdirde can gübresi de kullanılabilir. Ama üreyle yetiştiricilerimiz bu işin ilk birkaç yıllık periyodunu rahatlıkla geçirebilirler. Ağaç daha sonra yaşlandıkça nispeten üstten sıvı yaprak gübresi tavsiyesi de, takviyesi de isteyecektir. Çünkü gelişmesine müteakiben verdiğimiz gübreler yeterli gelmeyecektir. Üstten gübreleme de isteyecektir. Onu da sonraki süreçlerde üreticilerimizin değerlendirmesi ve gözden kaçırmaması gerekir. Şu an bu toprakta tutunma mücadelesi verip daha sonra iyi bir kök sistemi salarak da gelişmesini gösterecek. O yüzden öncelikli olan gübreleri temel olarak bitkiye vermemiz gerekiyor. Teşekkürler Orhan Bey.